Evet, merhaba arkadaşlar. Bobin ve kondansatör devrelerinde genellikle soru yapısı şu şekilde oluyor. Yani diyor ki mesela bir kondansatör gerilimi veya bir bobinin akımı için işte kondansatörün gerilim denklemini yazın ve eğrisini çizin. İşte bobinin akım denklemini yazın ve eğrisini çizin. Yani önce denklemi yazmak, daha sonra bu denklemi grafik hale getirmek, grafikselleştirmek üzerine bir yaklaşım genellikle kabul edilmiş. Fakat denklem yazma kısmında problem yaşayan arkadaşlar o aşamada kaldığı için soruyu çözemiyor. Oysa grafiğini çiz desen kafasında bunu çok net bir şekilde oluşturabilecek. Yani şu devreye baktığımızda arkadaşımız şunu biliyor. Bu kondansatör geçici durumun sonunda kararlı duruma geldiğinde eğer başlangıçta 0 volt uçlarındaki gerilim 20 volta şarj olacak. Yani şu eğriyi çizebilecek durumda aslında pek çok arkadaşım. Yani burası 20 volt olacak ve kondansatör 20 volta zamanla şarj olacak. Bu şarjın süresini belirleyecek olan şey tau değeri. Bu da kondansatör için R çarpı C'ye eşittir. Bunu bilmesine rağmen bunu denkleme dökemediği için soruyu yapamıyor. Veya bobin için bakarsak, bobinde de biliyoruz ki kondansatörde gerilim için geçerli olan durum bobinde de akım için geçerli. Yani akımın alacağı nihai değerin E bölü R. Yani bu örnek için işte 50 bölü 2 kilo ohm 25 miliamper olduğunu biliyor. Ve akımın bu şekilde üssel olarak değişeceğini biliyor. Tau değerinin L bölü R olduğunu biliyor. Fakat akımın denklemini yaz dediğimizde bunu yazamıyor. Veya kondansatörün gerilim denklemini yaz dediğimizde bunu yazamıyor. Çünkü önceliği sorunun gelişine göre önceliği denklemi yaz, grafiği çiz, denklemi yaz, grafiği çiz olduğu için denklemi yazma aşamasında tıkandığı zaman grafiği çizebiliyor olsa bile bu grafiği matematiksel bir ifadeye dönüştürmekte zorlanıyor. Bu gibi durumlarda size yardımcı olması açısından bu gibi grafikler nasıl matematiksel denklemlere çevrilir? Yani soruyu tersten çözelim. Önce grafiğini çizelim. Daha sonra bu grafiği matematiksel ifadeler haline getirelim. Bunun için şöyle bir siteden yardım alacağız. Evet, symbolhub.com diye bir site. Gayet güzel. Sizler de kullanabilirsiniz. Yani grafiklerin matematiksel ifadelerini anlamak açısından. Mesela burada görmüş olduğumuz şu grafik VT eşittir. Bunu siz istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. E üzeri T'nin grafiği. Yani E üzeri X'in grafiği aslında. Burada T'nin önündeki katsayı bu grafikte arkadaşlar bu yükselmenin eğimini belirliyor. Yani bunu 2T yaptığınızda şuraya 2T yaptığınızda gördüğünüz gibi çok daha hızlı yükseliyor. Veya 0.2T yaptığınızda çok daha yavaş yükseliyor. Yani parametrelerin değişiminin denklem üzerindeki etkisini anlayabilmesi açısından güzel. Bizim genelde biliyorsunuz ki kondansatör ve bobinde kullandığımız format E üzeri eksi T formatı. Yani aslında biz bu formatta ne yapıyoruz? E üzeri X grafiğini Y eksenine göre aynalıyoruz. Tersini alıyoruz. Evet, E üzeri T'yi gördük ve E üzeri eksi T. Tabii ki biz anahtarları sıfır anında kapattığımız için gerilim ve akım değişimlerinde sıfır anından sonrasına bakıyoruz. Yani sıfırı şuraya saklamaya çalışırsam eğer bu grafiklere bakıyoruz biz. Bu görmüş olduğunuz grafik E üzeri eksi T'nin grafiği. Ve arkadaşlar şu grafikte VT eşittir 1'in grafiği. Şimdi bakın VT eşittir 1'den VT E üzeri eksi T'yi çıkardığım zaman işte benim şu ikisini artık saklayayım. Biraz önceki örnekte göstermeye çalıştığım kondansatörün şarjı, kondansatörün uçlarındaki gerilim veya bobinin içinden geçen akım grafiğini bu şekilde elde ediyorum. Demek ki bu grafiğin temel formatı ne? 1 eksi E üzeri eksi T grafiği bu. Evet, şimdi bu grafikteki hangi parametrenin grafiğin şeklini nasıl değiştirdiğini anladığımız zaman, yani temel formatımız, yani bir kondansatörün diyelim ki işte biraz önceki örnekte olduğu gibi T eşittir sıfır anında, yani başlangıçta uçlarındaki gerilimi sıfır ve T eşittir sonsuzda uçlarındaki gerilimin
20 volt olduğunu biliyorsunuz. Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Bakın, 1 eksi e üzeri t ifadesinde buradaki 1 sonsuz t eşittir sonsuzda. Yani kararlı durumda eğrinin alacağı değeri gösteriyor. Yani sizin kondansatörünüz eğer 20 volta şarj oluyorsa, bakıyorum, şöyle aşağı doğru çekeyim. Evet, kondansatörümüz 20 volta şarj oluyorsa eğrimiz bu şekilde. Fakat burada bir terslik var. Bakın 19'dan 20'ye çıktı. Yani değişim 1 volt. Kondansatörün başlangıçtaki gerilimi 19 volt. Anahtarı kapattığınızda 20 volta çıkıyorsa bu denklem geçerli. Peki ben bunu sıfıra nasıl indiririm? Yani benim klasik alışa geldiğim T eşittir 0 anında gerilim 0. Daha sonra anahtar kapatıldıktan sonra 20 volta çıkacak. Bunun için arkadaşlar bakın bu grafiğin birinci bölümü, yani grafiğin öndeki sabit sayı gerilimi veya akımın alacağı son değeri belirliyor. Grafiğin sonsuzda alacağı değeri belirliyor. T eşittir sonsuzda. Ve bu değişimi belirleyen de bu süre boyunca, geçici süre boyunca değişimi belirleyen şey de E'nin önündeki katsayı. Ne demek istiyorum? Bakın buraya 5 yazarsam nereden başlayacak? 15'ten 20'ye çıkacak. Demek ki bu E'nin önündeki katsayı eğrimdeki geçici durumdaki, bunu bir kondansatörün gerilimi, bobinin akımı gibi düşünürseniz artış miktarını belirliyor. Öyleyse 20 eksi 5 E üzeri eksi T grafiği, işte başlangıçta uçlarındaki gerilim 15 volt, anahtar kapatıldıktan sonra uçlarındaki gerilim 20 volta çıkan bir kondansatörün geriliminin matematiksel ifadesi. Peki sıfırdan başlaması için o zaman değişimin 20 volt olması gerekiyor değil mi? Eğer değişim 20 volt yaparsanız, şöyle küçültelim. Evet, gördüğünüz gibi işte T eşittir 0 anında, yani şurayı yine sakladığımı düşünün. T eşittir 0 anında gerilim 0 ve daha sonra anahtarı kapattıktan sonra gerilim 20 volta çıkıyor. Bunun denklemi o zaman neymiş? 20 eksi 20 E üzeri eksi T. Peki benim zaman sabitim neyi değiştiriyordu? Şu süreyi değiştiriyordu. Yani zaman sabiti artarsa R çarpı C değeri büyürse burası daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş şarj olacak. Bunu deneyelim. Mesela şunu yapmaya çalışayım. Eksi T bölü T diyoruz. Mesela T'yu 1,1 yaptığım zaman çizmiyor grafik, biliyorum. O yüzden 1,01 yapıyorum. Bakın T şu anda 1. O şekilde düşünebilirsiniz. Peki benim kararlı duruma geçmem için geçmesi gereken süre neydi? 5 T idi. Bakın şuradan baktığım zaman, yani T'yu 1 saniye gibi düşünürseniz 5 saniye sonunda şurada bir yerde olacak. Şöyle gelelim. Buradaki bakın 5.64, 5.63, 5'e geliyorum. 5'e geldiğimde 19,86 volt. İşte burada diyorum artık kararlı duruma geçmiştir. 5 T süresi budur. Peki 1 için bakalım. Mesela 1 T'da şurada kesişecek. 1 T'ya baktığımda T eşittir 1'de 12,55 volta şarj olmuş. Bu şekilde arkadaşlar T'nin 5 olduğu zaman, 5 T süresi sonunda biz artık kararlı durum bölgesinin başladığını söylüyoruz. Peki T'yu 2 yaparsam olması gereken şey ne olacak? Bu daha da yavaş şarj olacak. Bakın daha da yavaş. T'yu 10 yaparsam, bakın T'yu 10 yaparsam bu sefer 10 çarpı 5 50 T'da artık kararlı duruma geçiyor. T'yu 5 yaparsam 25 T'da, yani 25 saniyede kararlı duruma geçecek. T'yu 1 yaparsam 5. saniyede kararlı duruma geçecek. İşte bu 5 T kararlı duruma geçmesi için gereken süre 5 T meselesi buradan geliyor. Evet, şimdi grafiğin değişimini, grafiğin yapısını anladıysak eğer, mesela diyelim ki anahtar kapatılmadan önce uçlarındaki gerilim 5 volt ve anahtar kapatıldıktan sonra uçlarındaki gerilim 15 volta çıkacak. Böyle bir değişimin matematiksel olarak ifadesini elde etmek istiyorsam eğer, bir kere T eşittir sonsuzda,
Yani anahtar uzun süre kapalı kaldıktan sonra kondansatörüm kaça şarj olacak? 15'e şarj olacak. Öyleyse burayı bir kere 15 yapıyorum. Peki başlangıçtaki gerilimim kaçtan kaça çıkacak? Diyelim ki 5'ten 15'e çıkacak. Yani bu değişim ne kadar olması gerekiyor? 10 volt olması gerekiyor. Onu da buraya yazıyorum arkadaşlar. İşte kondansatörümün 5 volttan 15 volta çıktığı, geriliminin 5 volttan 15 volta çıktığı durumun denklemi 15 eksi 10 E üzeri eksi T olarak ifade edilebilir. Veya bobin akım için de aynı şey geçerli. Diyelim ki başlangıçta bobinin içinden geçen akım 4 miliamper. Öyle bir devre var ki siz anahtarı kapattıktan sonra bu 10 miliampere çıkacak. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Şurayı bir şey yapayım. Bakın sonsuzda kaç miliampere çıkacak dedik? 10 miliampere çıkacak. Peki başlangıçta kaçtı? 4 miliamperdi. Yani 4'ten 10'a çıkmasını istiyorum. Ve buradaki değişim ne kadar? 6. İşte bu şekilde grafiğini bildiğiniz bir eğrinin matematiksel ifadesini elde edebilirsiniz. Bir diğer videoda da kondansatörün akımı ile bobinin gerilimi, yani E üzeri eksi T'de neler değişir, nasıl değişir, buna sonraki videoda bakacağım. Şimdi bu videoda bununla ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Evet, şimdi böyle bir soruyla karşılaştım. Bana diyor ki anahtar kapatıldıktan sonra kondansatörün gerilim denklemini yazın. Kondansatörün başlangıçta uçlarındaki gerilim 4 volt. Denklemi nasıl yazacağımı bilmiyorum ama kondansatörün geriliminin nasıl değişeceğini biliyorum. Onu şuraya çiziyorum. Başlangıçta 4 volt varmış. Ve en son neye çıkacak? 24 volta çıkacak. 24 volta çıkacak. Yani bu değişim şöyle olacak. T'den önce 4 volttan gelecek ve anahtar kapatıldıktan sonra bu şekilde bir değişim olacak. Ve bu değişimi süresini zaman sabiti belirleyecek. Ona da to, o da eşittir R çarpı C, işte bunu biliyorum. Şimdi bu, eğer bu grafiği ben matematikselleştirebilirsem zaten gerilim denklemini elde etmiş olurum. Şimdi şunu unutmuyorum. Bu yapıda alacağı son değer kaç? 24 volt. Bakın VCT diyorum. Alacağı son değer 24 volt. Eksi. Buraya değişim miktarını yazacağım. Kaçtan kaça çıkacak? Yükselecek mi? Alçalacak mı? Artacak. Kaçtan kaça artacak? 4'ten 24'e artacak. Yani 20 volt üstel olarak artacak. Öyleyse 20 çarpı E üzeri eksi T bölü to diyerek gerilim ifademi elde ediyorum. Grafiği kullanarak denklemi elde ediyorum. Aynı şey bir de bobinin akımı için düşünelim. Bu soruda da diyor ki bobinin başlangıçtaki akımı 4 miliamper. Anahtar kapatıldıktan sonra bobinin akım ifadesini elde ediniz. Anahtar kapatıldı. Geçici olaylar durdu. Bobinin en son akımı ne olur? Buna bakacağım. Yani şunu biliyorum. Başlangıç 4. Buraya 4 diyeyim. Başlangıçta 4 miliamper akım varmış. 4 miliampermiş bu. Burası miliamper. Başlangıç 4. Uzun süre sonra karar duruma geçtiğinde kaç olur? Buna bakıyorum. Bunu kısa devre kabul edeceğim. Bunu kısa devre kabul edersem 2 artı 8, 10K'lık direnç 16 volt. Öyleyse devrenin kararlı durum akımı 16 bölü 10. O da eşittir 1,6 miliamper olacak. Bir önceki sorunun tersi. Burada başlangıçta 4 miliamper olan akım 1,6 miliampere düşecek. Şöyle bir değişim olması gerekiyor. Peki bu değişimi ben nasıl ifade edebilirim? Bakın mantığım hiç değişmiyor. İT diyorum. En son alacağı değer ne? 1,6 eksi. Başlangıçta 4'tü. Daha sonra kararlı durumda 1,6. 4 eksi 1,6 ne yapacak? 2,4. E üzeri eksi T bölü to. Fakat bu sefer azalış olmasını istiyorum. O yüzden buraya eksi yazıyorum. Yani 1,6 artı 2,4 E üzeri eksi T bölü to olarak iyi ifademi grafikten, sadece grafiği kullanarak elde edebiliyorum. Buradaki amacımız size farklı bir çözüm yaklaşımı sunabilmek. Tabii ki yani bu denklemi ezberleyip bu zamana kadar çözdüğümüz sorularda olduğu gibi de çözebilirsiniz. Bu grafik yaklaşımıyla da
çözebilirsiniz. Seçim sizin. Umarım faydalı olmuştur.